Bundan önceki videolarda gayrisafi yurt içi hasıladan ayrıntılı bir şekilde bahsetmiştik. Gayrisafi yurt içi hasıla, bir ülkede bir yıl içerisinde üretilen tüm mal ve hizmetlerin toplamıdır. Bu videoda size gayrisafi yurt içi hasılanın ne kadar iyi bir ölçü olduğundan ve ölçümleyemediği bazı şeylerden bahsedeceğim. Sizce bir ülkede bir yıl içerisinde üretilen tüm mal ve hizmetlerin toplamını bilmeye neden ihtiyaç duyarız? Bu ekonomik faaliyetlerin bir işaretidir, öyle değil mi? Not ediyorum, ekonomik faaliyetler. Aynı zamanda ekonominin büyüklüğü ya da etkisi olarak da yorumlanabilir. Gayrisafi yurt içi hasılayı alıp ülkede yaşayan insan sayısına bölerseniz kişi başına gayrisafi yurt içi hasılayı bulmuş olursunuz. Kişi başına gayri safi yurt da not edelim. Bunun bir refah göstergesi olduğunu söyleyebiliriz. Nasıl diye soracak olursanız, bir ülkede üretilen mal ve hizmetlerin kişi başına düşen oranı yüksekse, o ülkedeki refah oranı da yüksektir diyebilirim. Peki, videonun başında da söylediğim gibi, gayri safi yurt içi hasılanın ölçümleyemediği şeyler nelerdir dersiniz? Bunlardan biri pazarlanamayan mallardır bunun ne anlama geldiğini merak ediyorsanız şu şekilde açıklayayım. Burası bir havalimanı olsun ve diyelim ki benim de bu havalimanına gitmem gerekiyor. Elimden geldiği kadar güzel bir çizim yapmaya çalışıyorum. Evet çok da iyi olmadı ama şimdilik bunun bir havalimanı olduğunu düşünelim. Evimden havalimanına gitmem gerekiyor. Bir taksi çağırıp havalimanına gidersem taksimetredeki ücret gayri safi yurt içi hasılaya dahil edilir. Ama eğer beni havalimanına eşim götürürse aynı hizmet sağlanmış olmasına rağmen bu gayri safi yurt içi hasılaya dahil olmaz. Bahsi geçen hizmet birinin beni evimden alıp havalimanına götürmesi. Ama son örnekte bu hizmet eşim, arkadaşım ya da bir tanıdığım tarafından sağlandığı için bu pazarlanamayan bir hizmet olarak kabul edilir. Evet. Ortada eşimin ya da arkadaşımın satmaya çalışmadığı, sadece bana iyilik olsun diye sağladıkları bir hizmet söz konusu. Ama bu hizmet gayri safi yurtiçi hasılaya dahil edilmiyor. Bu hizmetlere örnek olarak çocuk bakımı da verilebilir. Çocuk bakımını da bu şekilde çiziyorum. Çocuğunuzun bakımını üstlenecek bir bakıcı ya da dadı işe alırsanız bu hizmet gayri safi yurtiçi hasılaya dahil edilir. Ama eğer çocuğunuza siz bakıyorsanız, bu gayrisafi yurt içi hasılaya dahil edilmez. Çünkü pazarlanamayan bir hizmet olarak değerlendirilir. Gayrisafi yurt içi hasılanın hesaba katmadığı bir diğer şey ise yasa dışı faaliyetlerdir. Örneğin birinin çocuk bakıcısına ödeme yapacağını ama bu paranın vergilendirilmediğini düşünelim. Bu da gayrisafi yurt içi hasılaya dahil olmayan bir hizmettir. Yasa dışı olmamakla birlikte ödenen ücret vergilendirilmediği için gayri safi yurt içi hasılaya dahil olmaz. Ama az önce de söylediğim gibi eğer bu ücret üzerinden vergi ödenseydi, gayri safi yurt içi hasılaya dahil olacağını da eklemeliyim. Buna ek olarak kara borsadaki faaliyetler de gayri safi yurt içi hasılaya dahil değildir. Örnek olarak birinden aslında satış yasak olan bir ürün satın aldığınızda satıcı bu ürünü sattığını tabii ki raporlamayacağı için bu satış gayri safi yurt içi hasılaya dahil olmayacaktır. Tüm bunlara rağmen yani gayri safi yurt içi hasılanın bazı eksikleri olmasına rağmen gayri safi yurt hasılanın özellikle de kişi başına gayri safi yurt içi hasılanın büyüyor olmasının iyi bir gösterge olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Evet, bu iyi bir gösterge ama az önce de gördüğümüz üzere bir sürü de eksiği ve hesaba katmadığı etkenler var pazarlanmayan hizmet ya da malları, hatta yasa dışı faaliyetleri bir şekilde ölçümlemenin bir yolunu bulmuş olsanız bile, gayri safi yurt içi haslanın hesaba katmadığı bir başka etken de çevre kirliliği. Şimdi gayri safi yurt içi haslası hızla artan ama bu hızla artış esnasında hızla da kirlenen bir ülke düşünün. Kirlilik bazı alanlardaki yaşam kalitesini düşürebilir. Örneğin sağlıktan bahsedelim kişi başına gayri safi yurt içi hasılası yüksek olan ülkelerdeki sağlık hizmetleri kaynakları olduğu için genellikle iyidir ama bunu yakından incelemek gerekir. Sağlığın bir ülkedeki gelişimi önemli bir etken. Buna ek olarak stres faktörünün bireylerin yaşamındaki yeri ya da toplum desteği gibi konularda önemli. Bir insanın refahını etkileyebilecek tüm bu ayrıntılar gayri safi yurt içi hasılaya dahil değil refahı ölçmek adına ülkeleri sıralamanın yollarından biri gayri safi yurt içi hasılalarına bakmaktır. Amerika Birleşik Devletleri Dünya Bankası'nın araştırmasına göre yaklaşık 18,6 trilyon dolarla birinci sırada. Şimdi bir de kişi başına gayri safi yurt içi hasılaya bakmamız lazım. Çünkü burada ülkelerde kaç kişi olduğunu göremiyoruz. Eğer kişi başına düşen refah seviyesini merak ediyorsanız, bu üretimden kişi başına ne kadar düştüğüne bakmalısınız. Evet, kişi başına gayrisafi yurt içi hasıl’aya baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri hala üst sıralarda. ama Lüksemburg kadar iyi bir performansa sahip değil. Lüksemburg’un diğer listede olmamasının sebebi çok küçük bir ülke olması ve nüfusunun Amerikan nüfusuna göre de çok az olması. Aynı durum İsviçre ve Macau için de geçerli. Bu arada kişi başına gayri safi yurt içi hasılanın nominal gayri safi yurt içi hasılayı ülke nüfusuna böldüğünü de eklemeliyim. Ama servet eşitsizliği gibi şeyleri hesaba katmıyor. Demek istediğim Lüksemburg'da kişi başına yaklaşık olarak 103 bin dolarlık mal ya da hizmet düştüğünü düşünmeyin. Orta sınıfın büyüklüğü ülkeden ülkeye değişir. Buna ek olarak servet eşitsizliği de olabilir. Ve az önce de söylediğim gibi gayri safi yurt içi hasıla bu gibi şeyleri hesaba katmıyor. Gördüğünüz gibi kişi başına gayri safi yurt içi hasıla bile buradaki miktarla ne kadarlık bir alım yapabileceğiniz hakkında bir bilgi vermiyor. Bu yüzden de satın alma gücü paritesi gibi göstergeler var. Bu da kişi başına gayri safi yurt içi hasılaya benzer bir gösterge ama size kişi başına düşen dolarla ne kadarlık bir satın alma gücünüz olduğunu gösteriyor. Katar'ın birdenbire birinci sıraya yerleştiğini görüyorsunuz değil mi? Katar burada da yukarılardaydı ama sanırım Katar'da kişi başına düşen nominal gayri safi yurt içi hasılayla daha yüksek bir satın alma gücünüz var. Bunu da söyledikten sonra videoyu yavaş yavaş sonlandırmak istiyorum. Ekonomik faaliyet ya da refah seviyesini ölçmenin mükemmel bir yolu yok ama gayri safi yurt içi hasıla elimizdeki diğer göstergeler arasında en iyi olanı. Yine de daha iyi bir gösterge olup olmadığı konusunda sizi düşünmeye davet etmek istiyorum. Örneğin Birleşmiş Milletler'in hazırladığı dünya mutluluk oranı sıralamasından bahsedebiliriz. Evet, ellerinde yıllık olarak ölçtükleri bir mutluluk sıralaması var. Çok fazla ayrıntıya girmek istemiyorum ama bu listede gayri safi yurt içi hasılaya ek olarak sağlık ve refahı ölçmek için kullandıkları başka şeyler de var. İlk sıralardaki ülkelerde gayri safi yurt içi hasılanın yüksek olduğunu görebilirsiniz. Ama sıralamanın kişi başına gayri safi yurt içi hasıla ya da satın alım gücü paritesiyle sıralamasıyla aynı olmadığını da fark etmiş olmalısınız. Üzerinde düşünmeye değer ilginç konular, öyle değil mi?